to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Evet sevgili Pro Elitlik takipçileri, tekrardan harika iki maçın yayınıyla karşınızdayız. Pro Elitlik'te her geçen hafta heyecan dozajı yükseliyor. Bu ligde her an her skor alınabiliyor. Bunu görüyoruz. Bugün de yayında bana konuk olarak sevgili Ertunç var. Merhaba Ertunç, yayına hoş geldin. Merhaba. Bugün heyecan dolu iki maç. İlki Süper Lig'in önemli kulüplerinden İstanbul Başakşehir Espor'la Göztepe Gaming arasında. İkinci maçımız ise ligin iki tane yeni takımı. AS4 Krev ve yılların Türkiye'nin en eski e-spor takımlarından İstanbul Wildcats'in maçı. Neler düşünüyorsun öncelikli olarak maçlar hakkında? Şimdi Başakşehir'in çıkış yakalaması lazım. Aslında iyi takımlar. Sıralamaların biraz daha yukarı yansıtmaları lazım. Oynadıkları futbolu yansıtmıyor diyorsun Başakşehir'in. Evet. Göztepe zaten bildiğimiz gibi hala hak ettiği yerde. Ben ikinci maçı çok merak ediyorum ama. İki yeni spor takımı. Biraz kapalı kutu diyorsun yani. Evet. İkisini de neler yapacağını çok merak ediyorum. Peki şimdi bir kadroları gösterelim istersen. Göztepe ve Başakşehir'in. Başakşehir'in kalesinde bugün Bedir var. Sağda Berk Boğaz. Sol bekte Samet Çölen. O da yılların önemli oyuncularından. Bu seviyede çok fazla maç oynamış birisi. Stoper'de Fatih ve Efe var. Ön libero'da Benhur ve Tuğbay oynuyor. Sağda Batuhan. Kendisini yaptığı yayınlardan tanıyoruz. Çok yetenekli bir kanat. Geçen yıl orta sahadan bu yıl kanada büründü biliyorsun Batuhan'ı. Bugün bence en önemli gol sıralarından biri olacak Başakşehir'in. Cam'da Mete oynuyor. Mete de çok tecrübeli bir isim. Yılların oyuncusu Almir. Geçen sene hatırlarsan eventte bizi çok zorlamıştı Almir. Çok kaliteli bir oyuncu. Ve forvette kaptan Berke var Başakşehir'de. Nasıl değerlendiriyorsun? 4-2-3-1 görünüyor dizilişleri. Başakşehir'in zaten hücum attığı çok iyi. Bunu biliyoruz. Göztepe'de kadrosuna baktığım zaman Yunus Yiğin yok. Direkt bu dikkat çekiyor. Burada ek olarak Göztepe'nin kadrosunu sayayım istersen. Burada tabii şöyle bir şey var. Batuhan maçtan önce sanırım bir problem oldu. Batuhan oynamayacak. Yerinde Kaptan Güngör oynuyor. Evet. Evet. Kaptan gemisinin dümeninin başına geçmiş. Bek mevkisinde önemli bir oyuncu. O da gerçekten tecrübeli bir oyuncu. Göztepe'nin kadrosuyla başlayalım. Kalede Hüseyin, geçen yılın yıldızıydı kalede. Sağ bekte Mete, solda Güngör oynayacak. Batuhan yazıyor burada, bu yanlış, son dakika değişti. Stoper'de Orhan ve Alper Alp ikilisi. CDM'de Mert Ali,
Topkaya, o da yılların oyuncusu gerçekten. Ali Akbulut. Sağda Deniz. Camda Osman Türk. Solda Levin. Levin de gerçekten çok önemli bir oyuncu. Kendisi birçok takımdan teklif almıştı ama Göztepe'yi tercih etti. Ve şu an ligin gol kralı Eren Ançer. Yılın sürprizi Eren. Forvet'te oynayacak Göztepe'de. İlginç bir kadro seçimi olmuş. Yunus kadroda yok. Bakalım Göztepe ne yapacak bugün Yunus'suz? Sence eksisi olur mu Göztepe'ye? Tabii ki Yunus Yiğit'in pasları, topu gelip alması, kanatlara dağıtması, forvet görevi Bir görmesi, liderlik ruhu var bir de saha tabii içinde. ki. Ama Kesinlikle. dediğin gibi de Eren bu senenin Zaten bu sene sürprizi. kanat oynuyor Yunus. Forvet'ten kanada geçti takımı için. Herkes de bu fedakarlığı yapmaz. Bakalım, bizi bugün iki çekişmeli maç bekliyor bence. Dediğim gibi özellikle ikinci maçı çok merak ediyorum ben. İkinci maç çok kapalı kutu. Gerçekten hiçbir tahmin de bulunamıyorum. Gerçekten ikinci maçla ilgili. Açıklamalara geçelim. Göztepe menajeri sevgili Güngör Akbaböz. Geçen hafta devraldığımız liderliği bırakmak istemiyoruz. Ligin zorlu ekiplerinden İstanbul Başakşehir Eyspor'a karşı zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Hedefimiz her zaman 3 puan almak. Rakibimize başarılar dileriz. İyi olan kazansın demiş Güngör Kaptan. Hemen Başakşehir'in röportajına geçelim. Geçen haftayı galibiyetlerle tamamladık. Takımda moraller çok iyi. Bu haftaki maçlara iyi hazırlandık. Yine galibiyetler alıp bunu bir seriye dönüştürmek istiyoruz. Seyir zevki yüksek, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım mutlu olan taraf biz oluruz demiş. Berk Boğaz, Başakşehir'den de. İki takımdan da dostluk mesajları, daha böyle ortamı yumuşatmaya yönelik mesajlar. Aslında görmek istediğimiz tipte mesajlar. Bu açıklamalardan kaptanların ruh halini nasıl görüyorsun? Kim sence galibiyete daha yakın? Ya iki takım da galibiyet istiyor bir kere. Buradan ben iki takımdan da hücum oyunu bekliyorum aslında. Baskılı ve hücumun ağırlıklı olduğu bir oyun bekliyorum. Umarım beklediğimiz gibi ve seyir zevki yüksek bir maç olur. Çok kısa süre sonra bu arada maçımız başlayacak. Yayını almaya çalışıyorum şu an. Çok kısa bir ara veriyoruz. 2-3 dakika içinde maça başlayacağız. Evet, tekrardan beraberiz.
Yavaştan artık maçımız başlayacak. Son hazırlıkları yapıyor takımlar. Şu an ben açıkçası çok heyecanlandım. Çok kaliteli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Ertuğrul, burada mısın? Buradayım. Nasıl? Kesinlikle bir, ben tekrar dediğim gibi maç olmasını bekliyorum tarafı. Sesinde ufak bir kesilme var. Onu düzeltebilirsen sevinirim. Tabii ki. Hemen kontrol ediyorum. Maçı daha sağlıklı takip etmen için sana linki de attım. Yayındayım şu an. Bakalım. Yorumlara bakalım. İki takıma da başarılar dilemiş. Game Unfe. Murver Asa, o da iki takıma da bol şans dilemiş. Biz de iki takıma da başarılar diliyoruz. Almir'in bir tane fanı geldi. Mehmet Kara. Başakşehir'deki Almir'in. Başakşehir taraftarı şu an daha baskın. Twitch'te yorumlarda. Yunus Yiğin bugün Yunus oynamıyor. Takıma güveniyorum demiş. Tabii chat'i taraftarlarıyla doldurmaya çalışıyor Yunus Yiğin. Chat'i kendi taraflarına çekmek istiyor. Yunus bunları sever. Bu gazlamayı. Gerçekten de bence önemli bir iş yapıyor burada. Bu önemli bir motivasyon kaynağıdır takımlar için. Bakalım, bugün iki heyecanlı maç var. Yayında da ufak bir problem oldu. Birkaç dakikaya başlayacağız arkadaşlar. Basket maçı mı bu? Demiş Emre Ayar. Emre Ayar abimize de buradan selam söyleyelim. O da Pro Club camiasının önemli isimlerinden birisi. Yıllardır bu ligde oynuyor. Eren bir emoji atmış chatimize. Başarılar Göztepe demiş. Tekçi Murat hocam nickli izleyicimiz. Yasir Ofikal, bu takımlara oyuncu olarak nasıl katılıyoruz? Pro Elitlik sayfasını takip et Yasir. Bütün platformlarda var. Instagram, Twitter. Buradan takım kaptanlarıyla iletişime geçebilirsin. Başakşehir taraftarı yoğun ilgi gösteriyor bu arada yayınımıza. Bakalım taraftar desteği. Bence önemli bir takımın izleyiciyi arkasına alması kesinlikle. Maçtan önce oyuncular eğer chat'i takip ediyorlarsa tabii ki bir artısı olacaktır. Chat bakalım. Chat'te sorularınızı alabiliriz bu arada. Tatil yapıyormuş Yunus. Tatil dolayısıyla disiplinsizlikten mi kadro dışı oldu acaba Göztepe'de? Böyle bir ihtimal olabilir mi? Ne diyorsun? Güngör kaptan disiplinsizlikten dolayı Yunus'a bir ceza kesmiş olabilir mi? Valla bakalım. Maçtan sonra... Evet, yayınımıza geçiyoruz yavaştan. Bir 5 dakika gecikmemiz oldu. İzleyicilerimize özür dileyelim, izleyicilerimizden gecikme için. Ufak tefek problemler olabiliyor. Şimdi yayına başlıyoruz. Yavaştan. Evet. Artık Göztepe'nin kadrosunun içindeyiz. Gördüğümüz gibi 4-2-3-1 dizilişi klasik Göztepe'nin. Bozmamışlar. Bu arada Başakşehir'den de davet geldi. İki takıma da başarılar dileyelim. Ben çok heyecanlandım. Çok sert bir maç olacağını düşünüyorum. İki takımın da kontrollü oynayacağını düşünüyorum. Bence çok gol olmayacak bu maçta. Birer gol, 1-1 ya da 1-0'lık bir skor bekliyorum ben açıkçası. Yani golü bulan taraf tabii ki savunma yapacaktır ama ben iki takımın da baskı özelliğinin iyi olduğunu düşünüyorum. Çok savunma yapmak da hata getirebilir. Bu arada Aurora kaptanı Yunus Emre Sevinç beraberlik istiyorum demiş. Kendi takımına beraberlik yarıyor kaptanın da. Ona da selam söyleyelim burada yayından. Ben de berabere biteceğini düşünüyorum açıkçası tarafsız bir göz olarak baktığımda. Ve maç bu yavaştan başlıyor. Santra'yı Başakşehir yapacak. İki takıma da başarılar dileriz. Mete Santra'yı yaptı ve maç başladı. Fatih. İleri oynamadı Başakşehir. Sakin başlıyor maça. Derken Osman kaptı. Dakikalar biri gösteriyor. Uzun bir top. Fatih kanatları açtı.
Almir çok yetenekli bir kanat oyuncusu. Çok ince skilleri ve çalımları var. Bugün ben fark yaratabileceğini düşünüyorum Başakşehir'de. Üngör kaptan aldı topu, ileriye oynadı. Çok güzel bir top Eren. Acele etmedi, topu sakladı, kaptanına dönüyor. Şimdi Mert kanada oynadı. Göztepe biraz daha böyle atak başladı gibi. Ne düşünüyorsun Ertunç? Daha böyle oyunu rakip sahaya yıkmak istiyor gibi. Ya Göztepe'nin zaten üstün oynama alışkanlığı var artık, öyle diyelim, yılların takımı. Oturaklı, çok oturaklı bir takım gerçekten. Yani ne kadar yeniden yapılansa da o düzeni hiç bozmuyorlar. Başakşehir daha çok kontra ataklarla etkili olmaya çalışacak gibi bugün. Eren, Osman, Osman mükemmel bir pas ama orada gerçekten çok önemli müdahale. Bu arada çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Birebir, birebir inanılmaz bir kurtarış Hüseyin'den, boş kale. Top avuta mı gidiyor? Bakıyorum hakeme, evet. Top avuta gitti. Az önce kontra ataktan bahsederken inanılmaz bir kontra atak Başakşehir'den. Hüseyin harika bir kurtarışa imza attı orada. Gerçekten çok net bir kurtarış. Başakşehir bu golü çok arayabilir derken Mete kaptı. Berke, Berke, kaptan Berke. Mert Ali defansına yardıma geldi, uzaklaştırdı topu. Gerçekten kontra ataklarla tehlikeli geliyor Başakşehir. Bir top kaybı, bir atak, şimdi Göztepe'de kontra atak mı? Eren, maç çok hızlı başladı. Levin, bu dakikaya kadar ismini pek duyamadık. Şahin, Levin, Güngör. Şahin, Güngör, Eren. Şimdi Şahin önünde bir karambol. Fatih bence en doğrusunu yaptı. Bu oyunda defansa karamboller ve önde kalmalar çok oluyor çünkü. Şaş atışı Göztepe'nin. Bence Başakşehir çok iyi başladı Ertunç maça. Evet, Göztepe'den iki hata, iki kontra. Bu arada çok tehlikeli. Ölümcül bir pas. Deniz! Deniz attı. Yorum yapamıyoruz bu maça, yorum. Tam yoruma başladık. Deniz ara pasında Osman'ın inanılmaz golü atıyor. 1-0 önde Göztepe. Başakşehir iki pozisyonu değerlendiremedi ama Göztepe affetmedi. Durum gerçekten Göztepe'nin en önemli özelliği bu işte. Geldi mi atıyorlar. Başakşehir bu golü çok arayabilir kaçırdı. Ama daha henüz maçın başı. Maç beklediğinden çok hızlı gidiyor. Bu arada araya tehlikeli Batu. Hüseyin açıldı ve aldı topu. Moderatör arkadaşlar, lütfen kötü yorumları banlarsanız çok mutlu olacağım. Biliyorsunuz bizim burada ilk hedefimiz holiganlıktan uzak çok güzel bir e-spor ortamı kurmak. Bu arada çok tehlikeli derken Mert Ali geldi araya, aldı topu, takımını hata çıkardı. Onun da çok kritik müdahaleleri var 22. dakika itibariyle. Geçen senin yıldız kalecisi Hüseyin şimdi devam ediyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Önemli bir kurtarış yaptı az önce ve takımı gol buldu. Evet, şimdi Osman. Almir defansına yardıma geldi ama hakem öncesinde hayır diyor, faul var diyor. Bir organizasyon çıkar mı? Osman, Mete seken top, çok tehlikeli. Eren, Efe. Efe çok harika bir müdahale gerçekten orada, çok kritik. Ertunç'cum biraz mikrofonunu açabilirsen sevineceğim. Yayın az gidiyormuş sesin. Ben de buradan ayarlardan devre arasında açacağım. Teşekkür ediyoruz sevgili Fırat. Yorumun için, uyardığın için bizi. Fatih. Samede. Şimdi biraz daha kontrollü oynayacak Göztepe. Skoru buldular. Bakalım Başakşehir bu kilidi açabilecek mi? Dubai. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Alper Alp. Taşa vuruyor. Risk almayarak. Levin. Geldi, aldı topu kanat olarak. Uzun da bir top şimdi Eren'e. Fatih orada dikkatli. Batuhan. Batuhan. Hafta içi. Önceki haftalarda Avrupa Ligi'nde çok değerli bir performans gösterdi. BFL Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde
Haftanın karmasına girme başarısı gösterdi. 3 defa üst üste. Çok tehlikeli. Batuhan penaltı. Hakeme baktım, penaltı. Bir karambol. Batuhan fırsatçılığını konuşturuyor. Şimdi penaltı. Topun başında Mete. Mete attı. Mete Hüseyin'i mağlup ediyor. Skor 1-1. Dakikalar 34'ü gösterirken Başakşehir 1, Göztepe 1. Bir anlık dikkatsizlik affetmedi Başakşehir takımı. İşte maçtan önce de söylemiştim. İki takım da baskısı çok kuvvetli. Başakşehir baskı yaptı ve 3. hatasında golü buldu. Oo, bir kickoff. Kickoff golü mü geliyor yoksa? Çok büyük hata Göztepe'den. Müthiş bir pas ama Alper. Alper. Ölümcül müdahale yaptı orada Alper. Eğer ayağını sokmasa birebir kalması içten bile değildi orada Berke'nin. Şimdi çok tehlikeli Eren Anker. Ama Benhur defansına yardıma geliyor. Şahin. Arkaya mükemmel pas. Emre önünde kaldı. Deniz karambol. İnanılmaz bir kurtarış. Şimdi Osman Göztepe etkisini arttırdı bu dakikalarda. Devre bitmeden gol bulmak istiyor Eren. Emre Efe geldi orada aldı. Başakşehir baskıdan kurtulmak istiyor. Çok tehlikeli. Gerçekten yorum yapacağım ama korkuyorum pozisyon olacak diye. Böyle bir yandan çete bakalım. Tuni devam Göztepe demiş. Taktik değiştirin diyor Yasin. Güngör Kaplan'a taraftarlardan bir taktik önerisi. Ön direğe kesilen bir top ama Başakşehir kalecisi topa sahip oldu. Gerçekten inanılmaz bir ilk devre izledik. Tam beklediğim. Acaba bir 45 golü gelir mi? Ne diyorsun? Vallahi bu oyunda en olabilir şeylerden biri. Son bir atak şimdi Başakşehir için. Devreden önce. Son bir atak oynatacak mı derken ilk devre sonucu Başakşehir 1, Göztepe 1. Maç 1-1 ama yani iki takımın da gol pozisyonları çok beklediğimiz gibi bir hücum maçı oluyor. Gerçekten çok güzel bir ilk yarıydı. Boğazım ağrıdı sevgili izleyiciler burada açıkçası. O kadar fazla hatan olduğu bir ilk devreydi ki gerçekten ben bile burada yoruldum. Oynayanların halini düşünemiyorum, stresimi. Maçtan önce konuştuğumuz gibi ya Başakşehir de Göztepe de harika baskı yapıyor. Göztepe'nin ufak hataları gole mal oldu. Bakalım nasıl bir ikinci yarı izleyeceğiz. İkinci yarı şimdi başlıyor. Ben beraberliğin bozulacağını düşünmüyorum hala. Çok ortada oynanan bir oyun var. Bir Başakşehir bir Göztepe oynuyor zaten. Mete. Bakalım bir santra golü gelir mi Göztepe'den? Eren. Osman. Şimdi Berke. Dakikalar 47'yi gösterirken 1-1'lik eşitlik ekstra pas denedi ama Levin. Bir taktik değişikliği mi geldi Göztepe'den? Levin'i ortada görüyorum şu an CDM'de. Levin. Oo, mükemmel paslaştılar ama bir karambol, devam ediyor atak. Uzaklaştırdı Başakşehir defansı. Boz baykuşlar. Başakşehir taraftarı da chatte, Göztepe taraftarı da chatte gerçekten aktif durumda. Yorumları da buradan görüyorum. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Yasir diyor ki sesimi duydular, taktik değişikliğine gittiler. Olabilir. Güngör Kaptan buradan tavsiyeni dinlemiştir belki duyup. Şimdi Berk Boğaz. Batuhan. Çok güzel bir top. Mete. Mete. Kaptan geldi tecrübesiyle. Ver bana şu topu dedi ve aldı. Evet, son 35 dakika Ertunç. Ne görüyorsun? İki takım şapkadan hala tavşan çıkar mı bu maçta? Bence çıkar çünkü iki takım da hücum oyunu devam ediyor. Mouse Göztepe'de dinleyici, Başakşehir'de uyarı için baskısını sürdürüyor. Ve bence iki takım da hiçbir çekincesi yok. Puan durumuna
Furix yazmış. www.proelitlik.org'dan ulaşabilirsin. Ben atalım. Bu arada linki. Çok tehlikeli. Şimdi modlarımız yollayacak linki. Oradan göz atabilirsin ama bugün itibariyle puan durumu güncellenecek. 5-0 öndeymiş Dijital Stars. İstanbul Whitecaps karşısında. Bu arada bunun da haberini verelim. Dijital Stars da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Efe uzaklaştırdı topu. Bu da senelerdir bildiğimiz bir takım aslında. Şimdi Almir. Almir tehlikeli geldi Başakşehir. Arkasında arkadaşı var. Skill yapmayı tercih etti. Mete. Orada Mete dedi ki ben yılların tecrübesiyim. Nereye gidiyorsun sen Almir dedi. Yemezler dedi. Şimdi Deniz. Uzun bir top. Eren staminasını bitirmiş resmen. Kendini yırtmış. 65 dakika boyunca 75'lik stamina için dua ediyordur şu an muhtemelen. Bu nereye bir üçgen sevdası demiş Emre Ayar. Mete yine Almir'e karşı üstün geldi orada. Başakşehir biraz bence oyunun yönünü değiştirmeli. Hep aynı kanattan gidiyorlar bu devre itibariyle. Samet'ten çok büyük bir hata. Osman çok acele etti. İşte oyuncuların stresini burada görüyorsunuz. Osman kalitesinde bir oyuncu normal şartlarda o pası asla atmaz ama maç stresi gerçekten profesyonel bir seviyede böyle oluyor. Gol geliyor demiş Yusuf Özkan. Kimden bekliyorsun golü Yusuf? Bu arada Batuhan. Batuhan çizgiye indi. Ortası. Orada bir anlaşmazlık. Mete. İnen top yine Mete. Almir kaptı. Offside bayrağı kalkmadı. Berke. Berke çizgiye indi. Atacak arkadaşını arıyor. Berke bir drop back. Berke penaltı mı? Hakeme bakıyorum. Oynayın dedi ama Berke yine karambol. Nereye vuruyor? Alper seken top. İnanılmaz şeyler oldu orada. Berke topu bırakmamak için her şeyi yaptı ama Göztepe direndi. Şimdi kontratak şansı. Şahin. Şahin. Ama Efe inanılmaz bir müdahale. Gelmese Şahin birebir kalacaktı. Maçımızı netleştiremiyorum yine bu dakikalarda. Valla iki takım da 3 puan istiyor. Gerçekten iki takımın da bir puan niyeti yok. Bakalım kazanan çıkacak mı? Geriye isabetsiz bir pas. Korner. Organizasyonlarıyla öne çıkan bir takım Göztepe. Hızlı korner organizasyonları var biliyorsun. Arka direk yapacaklar gibi. Evet. İlginç bir organizasyon. Seken top karambol. Güzel bir taktikmiş. Not al Ertunç bunu bu arada. Oo Batuhan. Time to finishing'i kapamamış. Alper sanırım orada. Bence bir defans oyuncusunun bunu kapaması gerek. I want to see a goal diyor Falcaonic'li kullanıcımız. Biz de istiyoruz. Gollü bir maç olsun. Bol gol görelim istiyoruz biz de. Son 10 dakika. Artık gelen bir golü çıkarmak iki takım için de zor olabilir. Aynen öyle. Ben son 5 dakikayı çok merak ediyorum. Acaba yüklenecek mi iki takımda yoksa kontrollü oyuna devam mı? Oyuncu değişikliği FIFA'da maalesef ki yok. Biz oyuncuların en çok istediği şey belki de bu. Ama maalesef henüz gelmedi ama ileride olacağını umut ediyoruz. Dijital Stars 6-0 öndeymiş bu arada. Çok farklı bir skor. Açıkçası beklemezdim. Tabii ki de Dijital Stars favoriydi ama 6-0 ilginç bir skor olmuş. Şimdi Berke. Berke gitti. Berke gitti. Berke mükemmel döndü. Berke! İnanamıyorum. Mükemmel döndü Berke. Az sakla out'a gidiyor top. Mükemmel bir ataktı Başakşehir'den. Artık son 4 dakika. Devin Batuhan aldı. Tuğbay. Samet. Almir'de top. Almir. Bugün çok etkili değildi. Mert Ali geldi. Defansına yardım etti. Şimdi çok tehlikeli. Efe. Günün kahramanı bence Başakşehir'de Efe. Şimdi kontratak şansı. Uzatmaları oynuyoruz. Mete gitti. Mete, Mert Ali, Mert Ali, Mert Ali.
Bugün çok fazla müdahale yaptı Mertel'le. Son dakika artık. Son dakika, son gol mü? Tehlikeli geldi Göztepe. 3'e 2. Osman. Hakem faulü verdi. Avantajı bıraksa gol olacaktı. Göztepe'lilerin yoğun itirazını görüyorum hakemin karşısında. Göztepe'liler hakeme adeta ateş püskürüyorlar. Son bir şans artık. Osman doldurdu. Karşıladı. Hakeme bakıyorum. Saatini kontrol ediyor hakem. Son atak mı? Mete birebir. Offside yok. Şimdi Berke. Hakem offside verdi. İnanamıyorum. Gerçekten nefes kesen bir maç oldu. Hakem saatini kontrol ediyor. Ve bu maç bitti diyor sanırım. Evet, bu maç bitti. Evet. Göztepe 1. İstanbul Başakşehir Espor 1-1. Düzeltiyorum. 1-1'lik sonuç. Gerçekten harika bir maç izletti. İki takıma da teşekkür ediyoruz burada. Evet, aslında Ertuğrul, oyuncuların ne staminası, nefes kesen oyuncuların maç sonundaki staminasına bakınca bütün maçı özetliyor yani. Maç bir o taraftaydı, bir bu taraftaydı. İki takım da toplu hücum ve toplu savunma yaptı. Gerçekten inanılmaz bir maçtı. Çok kaliteli bir maç izledik. Ben açıkçası çok keyif aldım anlatırken. Yetişemediğim anlar oldu. Bir o kalede, bir bu kalede ben iki takıma da teşekkür ediyorum. Yorum yapmaya korktuk. Gerçekten sen yorum yapıyorsun, gol oluyor, pozisyon oluyor. Nafızayamızı şaşırdık. Ben beraberlik demiştim hatırlarsan maçtan önce 1-1. Evet. Tahminim tam tuttu. Ben iki kaptanın da takımını ofansif oynatacağını düşünüyordum. Zaten yorumları da bu yöndeydi. Gerçekten 90 dakika iki takım da gol atmayı oynadı. Çok heyecanlı bir maç izledim. Eren kendi takımına bir eleştiricide bulunmuş bu arada. Çok son atak çok amatörceydi diyor. Ama Eren son dakikada o staminayla atak yapmak da kolay bir şey değil o stresle gerçekten. Birazdan AS4 Krem İstanbul Vitesse maçıyla karşınızda olacağız. Şimdilik çok ufak bir ara veriyoruz. 5 dakika civarında tekrar yayında olacağız. Evet, tekrardan karşınızdayız sevgili izleyiciler, ufak bir aranın ardından. Biraz maç sonuçlarından bahsedelim size. Sivasspor, Espor, Biyana Espor karşısında
Bence sürpriz bir sonuca imza atıyor. 1-0 kazanmış. Ertuğrul, ne düşünüyorsun? Sürpriz bir skor bence. Aslında lig tablosunu, puan durumunu gözden geçiriyorum. Puan tablosuna baktığımız zaman çok da sürpriz bir sonuç değil. Ama Bien sezon başından beri yapılandırmasını düşününce ben Bien'in çok puan kaybettiğini düşünüyorum geçen maçlarda. Ben çok sürpriz ve çok ciddi bir oluşum beklemiştim Bien'den. Tabii lig daha çok uzun sürecek. Daha çok maç var. Sivas da bence Seneye sürpriz takımı. Gerçekten buradan Alican Kaplan'ı da tebrik edelim. Yani harika bir çıkış yakaladılar. Sürpriz mi bir çıkış, yoksa gerçekten böyle mi devam edecek derken harika gidiyorlar. Ben tebrik ediyorum Sivas'ı. Şaşırtmaya devam ediyor gerçekten ligi takip edenleri. Geçen sezon Sivas 8. bitirmişti. Bakalım üstüne evet. koyabilecekler mi sezon sonu geldiğinde. Bu arada başka bir maç sonucunu verelim. Futbolist Altay karşısında 3-0'lık zaferle sahadan ayrılmış. Futbolist için de bir çıkış maçıydı. Altay için kötü evet. günler devam ediyor. Kötü form. Bence fazla sürpriz bir skor olmuş. Şöyle, şu yönden sürpriz diyorum. Daha kafa kafaya bir maç beklerdim skor olarak. Bir farklı, en fazla iki farklı. Üç farklı skor ilginç bence. Bir Wildcats maçı hakkında bir skor alabilir miyim bu arada? Wildcats maçı hakkında. Evet, net bir skor vallahi yedirse. Farklı öndeydi en son DS ama. Tabii ki ilk yarı demişlerdi bir de skoru söylerken. Ben de çok merak yazılmış, edeyim. 7-1 bitmiş sanırım. Birazdan Wildcats ve AS4'ün maçı olacak. Wildcats çok moralsiz geliyor. Çok fark yemiş gerçekten. Ama DS ligin en güçlü takımlarından birisi. Hani bu skor aldatıcı olabilir. Bu maç farklı bir şey çıkabilir ortaya. AS4 3-1 kazanmış. Bilgi Atölye Games Bilgi Üniversitesi karşısında. 3-1 kazanmış AS4. Moralli geliyorlar bu maça 3 puan alarak. Şimdi Wildcats'in artık bir galibiyet alıp iyi bir moral bulması lazım. İyi bir takım olduklarını göstermesi lazım. Bence bu maç onlar için hala ciddi bir değer taşıyor. Ben tabii çok ki de, da değilse 3 puan yani 1 puan inanılmaz önemli bir puan bile. Onlar da bence biliyorlardı DS'nin ne kadar köklü ve iyi bir takım olduğunu. Yani bazen yani bir maçlık kötü performans sergileyebiliyor takımlar. Tabii ki. Çok şey yapmamak lazım. Bir skora takılmamak lazım. Bu arada diğer maçımızla ilgili de bilgi alalım. Birazdan yayına gireceğiz. Şöyle bir 11'lere göz atalım istiyorsan. Evet. AS4'ün 11'i. Sevgili Aytaç Sulu'nun e-spor takımı. AS4 dev. Bilgisi olmayanlara buradan bilgisini verelim. Kalede Aykut. Sağ bekte Berkay. Sol bekte Eray. Stoper tandeminde Efe ve Christian Hausler var. Yabancı oyuncu. Yabancı kontenjanını burada kullanmış. Stoper ve ön libero'da kullanmış AS4 Krep. Bünyamin, kaptan Bünyamin ön libero'da bugün. Rafael'e Politano. Politano ismi bize Ultimate Team modundan tanıdık geliyor. O evet. Çok can yakıcı bir kartı var. Samet Duran camda. Sağda Hasan, solda Koray. Forvet'te Cenk oynayacak. Ve Wildcats. Kalede Ed Warner. Sağda kaptan Remzi Dural. Sol bek Arda. Stoper Osman Emre. Ön libero Emre, Furkan. CM'de tanıdık bir sima var bize. Timuçin İnce. Geçen sene beraber biz forma giymiştik. Pro'lilikte. Kendisi çok yetenekli bir orta saha oyuncusu. Bugün de fark yaratabilir bence Vakies adına. Sağda Thomas. Solda Saif. ST'de Furkan Kara oynayacak. Şimdi röportajlarına geçelim. İki takım menajerinin verdiği. Remzi Dural. Vakies menajeri. Kariyerlerinde birçok kupası bulunan eski oyunculardan oluşan bir takımız. İlk haftalarda yaşadığımız oyun problemi doğal olarak puan tablosuna da yansıdı. AS4 maçı kolay olmayacak. Bu ligde kolay maç yok zaten. Bunun farkındayız. Hala eksiklerimiz var. Bu hafta alacağımız puanlarla artık bir seri yakalamamız lazım. Rakibimize başarılar dilerim demiş.
AS4'ün röportajına gelelim. AS4 röportajı ile ilgili bir problemimiz var şu an görselde. Ben onu size okuyacağım. Direkt görselde ufak bir problem yaşıyoruz şu an için. Görsel bozuldu bir anda. Bünyamin Yaşar, AS4 menajeri. İyi bir sezon başlangıcından sonra son hafta istediğimiz sonuçları alamadık. Maalesef biraz kaos havası yaşandı takım içinde. Ayrılan oyuncular oldu ama belki bizim için de hayırlısı bu olmuştur. Tüm oyunculara güvenim sonsuz. Umarım bu hafta alacağımız 6 puanla istediğimiz yerlere geleceğiz. Vakyes takımına da başarılar diliyorum demiş. Anlaşılan AS4 fırtınalı bir hafta geçirmiş. Bu tarz maçlar aslında böyle durumlarda ters tepki yaratabilir. Hani herkes kötü gideceğini düşünürken takımın tekrardan birlik olması ve çıkışa geçmesi için. Bu maç çok kapalı kutu benim için. Ben çok merak ediyorum. Takım ne yapacak? Yayına biz hazırız. Takımlarla iletişime geçiyorum ben hemen şu an. Ben skor tahminini alayım. Ben AS4'ün kazanacağını düşünüyorum. Benim de nedense artık Wildcats'in ilk galibiyetini alıp bir çıkış yakalayacağı yönünde bir galibiyeti var. 3 puanı var şu an Wildcats'in. İkinci galibiyetini alıp lige tutunma açısından, moral bulma açısından önemli bir hafta onlar için. Bence çok önemli bir maç. Pardon. Evet. 2 galibiyeti varmış. Bakalım. Ben dediğim gibi Wildcats'in bu maçı alacağını düşünüyorum. Peki neler maçın skorunu belirler bu maçta? Mesela az önce çok baskılı bir maç izledik. Bu maçta iki takım da biraz daha rakibi anlayarak ve rakibi çözerek oynamayı deneyebilir. Az önceki maçta hatalar maçın sonucunu belirledi. Ben bu maçta da aynı şekilde hataların sonucu belirleyeceğini düşünüyorum. Ben gollü bir maç bekliyorum. En az 4 gol bekliyorum bu maçta. 3-1 gibi bir AS4 galibiyetini düşünüyorum ben. Öyle olacağını düşünüyorum. Bu arada kaptanlarla hemen iletişime geçelim. Evet. Maçımıza geçiyoruz artık yavaştan. Valla skor tahmini konusunda sen benden daha iyisin. Yok estağfurullah. Bakalım. Arada sallıyoruz, tutuyor bir şeyler. Evet. İstek atmaya hazırlanıyor şu an gördüğünüz üzere. AS4 Krev takımı. Ve isteğimiz atıldı. İki takıma da başarılar dileyelim şimdiden. Siyah sarı mı? Siyah beyaz oynayacaklar. Evet. Evet chat, sizden de bir skor tahmini alalım chat. Var mı bir skor tahmininiz bu maçla alakalı? Bak chat'te benim gibi düşünenler var. Wildcats'in bu maçta patlayacağını düşünüyorum. İyi anlamda mı kötü anlamda mı acaba? İyi anlamda. İyi anlamda. Evet, maç intikam alırlar derdi. Evet, olabiliyor bu tarz maçlar. Duygusal maçlar oluyor takımlar adına. Ve maça AS4 Krev takımı başlıyor. İki takıma da başarılar dileyelim. Bir izleyici olarak bol gollü ve keyifli bir maç izlemek hepimizin hoşuna gider bence. Koray topu taça attı. Acaba bir problem mi var derken oynanıyor maç. Hayır. Evet. Şimdi Bünyamin, kaptan Bünyamin stoperine döndü. Kanada oynuyorlar. Remzi, Saif. Saif'te top. Emre Şenkurt, o da gerçekten önemli bir bek oyuncusu. Geçen sene Sivasspor'da forma giymişti. Ve Ahmet Hakan var. O da Sivasspor'un oyuncusu geçen sezon.
Rutvelas takımından Sivasspor'a transfer olmuşlardı. Gerçekten kaliteli iki oyuncu. Maç çok durağan başladı. Ne düşünüyorsun Ertunç? Ben zaten böyle olacağını düşünüyordum. İki takım can arkaya. Bakalım. Uzun bir top indirilen, çok tehlikeli. Koray out'a gidiyor top. Çok tehlikeli geldi AS4 Kürev. Evet, ne zaman yorum yapmaya başlasak bir pozisyon oluyor gerçekten. Chat'ten istek görüyorum. Yorum yapsın Ertunç diyor herkes. Gol istiyor çünkü. I want to see a goal diyenler vardı geçen maç. Bünyamin. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Et kurtardı. Valkes kalecisi et kurtarıyor. Bu maçta ligimizdeki yabancı oyuncuları da yine şanssız oluyor. Aynen öyle. Ligimizde yani birçok yabancı oyuncu mücadele ediyor. Sadece yerli oyunculardan oluşan bir lig değiliz. Profesyonelliğin doğasında bu var. Kaptan Bünyamin. Şimdi kanada uzun oynadı. Bekleri açıyor biraz oyunu AS4 gördüğün üzere. İki takım da az önceki maçın dışında biraz böyle oturaklı, yavaşça oyunu kurarak derken bir uzun top geldi. Osman. Osman da geçen sezon Sivasspor'da forma giymişti. Sivasspor'dan bayağı bir transferi olmuş Valkes'in. Evet. Kaliteli oyuncular gerçekten. Bildiğim için söylüyorum. Daha önce oynadığım için. Bugün bu maçta bir reaksiyon verebilirler. Efe Alsan. O da yılların oyuncusu gerçekten. Her mevkide forma giyebiliyor. Bugün stoperde. Şimdi çok tehlikeli bir top. Bünyamin ortası seken top. Osman uzaklaştırdı. Top taça çıkıyor. Osman. Büyük bir hata Osman'dan. Şimdi çok tehlikeli geldi Aket. Ama Ahmet Hakan geldi aldı topu. Osman. Yine bir hata. Osman'a çok baskı var bu dakikalarda ama Furkan defansına yardıma geldi. Saif. Furkan. İyi başladı maça Furkan da. Saif. Çok fazla top kaybı oluyor bu maçta. Ne düşünüyorsun? Ya Kruv'un kaçan pozisyonları var. Daha etkili olan taraf Kruv zaten şu an. Evet, onları değerlendirebilirlerdi. Ama oyun hala Wildcats'in ceza sahasında oynanıyor. Fakat bir kontrol her şey değişebiliyor evet, bu oyunu. Evet. Bu oyunun gerçeklerinden Oray. Biri de. Çok tehlikeli. Kontratak oyunu izleyeceğiz muhtemelen. Valkes'ten. Bakalım etkili olabilecekler mi? Skoru tutabilirlerse çok tehlikeli olacaklar bence. Resul. Bir top kaybı daha. Hızlı atak peşinde. AS4. Şimdi çok tehlikeli. Birebir Bünyamin pas verdi. Orada Osman. Çok kritik bir müdahale yapıyor Osman. Bakalım, nedense içimden bir ses bu maçın karşılıklı gollü bitmeyeceğini söylüyor. Bence bir takım gol atarsa çok avantajlı bir hale gelecek. Bu tempoda giderse gol olmaması imkansız bence bu maçta. Çok baskılı oynuyor şu an AS4. Ya yiyecek ya atacak bence bir çok kısa süre içerisinde. Ed Warner'la foul atışını kullanacak orada. Offside pardon, düzeltiyorum. İstanbul Wildcats. Instagram oylamasına bakalım. Taraftarlar nasıl bir oylama kullanmış bu maç hakkında. Bu arada chat'e de
bazı maç sonuçları geliyor. Söyleyelim buradan. Sivasspor ilk yarıda 2-0 öndeymiş. Bienne Spor Stim Galatasaray karşısında 1-0 öndeymiş. Sivas Bilgi'ye karşı 2-0. Evet. Göztepe Tulpar maçı. Bu arada çok tehlikeli, çok tehlikeli. Penaltı mı? Tümüşür'ün müdahalesi, hakem oyna diyor. Son fake shot biraz fazla oldu. Bence vurabilirdi orada. Kalecinin pozisyonunu bozmuştu diyorsun. Ama Crew hala tehlikeli gelmeye devam ediyor. Evet, bir yorumcumuz daha var. Evet. Olmazsa olmazımız. Bu arada chat AS4 Krev taraftarlar AS4 Krev'in %66 kazanacağını düşünmüş. Maçlarla ilgili olarak. Bakalım taraftarların dediği olacak mı? Artık ilk devrede son dakikalar sayıf. Hakem ilk devrenin sonucu 0-0 diyor. Evet. Beklediğin ölçüde bir maç mı? Kısır bir maç. Vakit evet. Savunuyor. AS4 atak yapıyor. İki takımın da birbirini deneyeceğini biliyorduk. Yani az çok tahmin ettik. Ama Kruv'un baskın olduğu bir maç oldu. Gol bulamadılar. Bu da Baltikest'in hala kontradan öne geçme şansını bulunduruyor. O yüzden... ilk yarısı bitmesine rağmen maç hala bizim için kapalı kutu. Hala sonuç konusunda... Vahçes ilginç bir takım kurmuş. Gerçekten kaliteli oyuncuları var. Ben ilerleyen haftalarda daha iyi bir performans göstereceğine inanıyorum bu takımın. RS4 de bence iyi ama atakları sonlandırmada sıkıntıları var gibi. Kaptan Bünyamin, o da yılların kaptanı. Gerçekten pro camiasında önemli birisi. Bence bu takımdaki şalkantılı süreci en iyi atlatabilecek potansiyelli kişilerden biri bu dünyada. İzleyince pro oynayasın geliyor değil mi senin de böyle maçları? Gerçekten çok keyifli maçlar izliyoruz. Pro Lig'de, Pro Elite Lig'de her hafta seviyesi çok üst düzey bir lig. Bu arada çok tehlikeli. Resul seken top offside, bayrağı kalkıyor orada. Ben bazen fikstüre bakarken o kadar şaşırıyorum ki, yani her takım her takımı yenebiliyor, her takım her takım karşısında üstüne oynayabiliyor, her takım her takımdan puan çıkartabiliyor, yani gerçekten seviyesi çok yüksek ve takımların birbirine çok yakın olduğu bir lig. Lig sonuncusu lig birincisine karşı galip gelse şaşırmayacağım bir lig oluyor gerçekten bu sene. Bünyamin çok tehlikeli ama Ed Warner... Gerçekten bugünkü Galatasaray maçındaki Muslera'nın performansından sonra yabancı kaleci hayranlığımı bir kat daha arttırıyor bu hareketleriyle. Şimdi Ahmet Hakan, Bünyamin Yaşar. Kaptan aldı topu, hücuma çıkın dedi. Ters bomboş bu arada, görüyorum ben burada. Ters bomboş. Ters bomboş attılar. Osman. Çok kritik bir müdahale geldi Osman'dan. Şimdi uzun bir top. Oo, çok gereksiz bir skill oldu orada. Tümüş'ün geldi aldı topu. Acaba kuru... Değerlendiremedi. Neler yapıyor Furkan? Adeta Volt oynadı orada ama aldı topu AS4. Şimdi çok tehlikeli. Az önce çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Sayıf gitti. Sayıf. Dönemedi Tritaş'ta önüne. Dönse çok büyük tehlikeydi. Bir drop back. Defans iyi çalıştı AS4'te orada. Ama hala top Wildcats'te. Şimdi Resul, Boran bir orta karşılıyor AS4 defansı. Ahmet Hakan geldi aldı topu ama tekrar kapıyor AS4.
kontrataklarla etkili olmaya çalışıyor Wickes'te bu dakikalarda. Evet, iyi de geldiler bence. Bünyamin Yaşar. Mükemmel bir pas. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Cenk'le. İnanılmaz bir pozisyon. Timuçin İnci'nin sarı kartı aldığını görüyoruz. Sol köşede. Az önce ligin seviyesinden bahsediyorduk. Takımların birbirine yakınlığından bahsediyorduk. İşte burada yakalanan pozisyonların gol olması çok önem arz ediyor. Çok tehlikeli. Furkan. AS4 defansı çok çok iyi. O kapandığında çok çok iyi müdahaleler yaptı bu dakikaya kadar. AS4 taktik değişmesi lazım bence bir an önce. Wickes kontradan çok tehlikeli gelecek yoksa. Golü bulamazsa. Derken şimdi birebir birebir pas. Osman'ın müdahalesi. Ed aldı. Oo. Osman inanılmaz. Ne oluyor? Ayakla kurmak istedi Ed oyunu. Kurabilecek mi? Seken topu kaptılar. Resul pası kanada kontraya geldiler. Arası boş. Tuttu topu. Doğrusunu yaptı. Furkan. Furkan çok ekstra bir pas deniyor orada. Vursa çok tehlikeliydi. Resul. Wickes arttırdı baskıyı. Resul önünde kalacak mı? Bir karambol. Önünde mi kaldı? Uzaklaştırıyorlar. Tehlikeli geliyor Wickes. Tempo bir anda arttı. Yetişememeye başladım maçın hızına yine. Kedin de onaylıyor bunu. Evet evet. Orada offside'dı Bünyamin. Atmadı. Doğru tercih. Oo, büyük bir hata. Büyük bir hata. Hakeme bakıyorum. Oynayın diyor. Oo. Kedin gol istiyor sanırım. Taraftarlar gibi chat'teki. İlk yarı iki takım da birbirlerinin hatalarını bekliyorlardı. Ama şu an iki takım da dikine savunmayı açmak için bu arada çok tehlikeli. Paslar bomboş, deniyorlar. Bomboş. Evet. Koray. İnanılmaz bir hata orada Wickes defansında. Bir anda derinlik kayboldu. Koray da affetmedi. Kaptan Bünyamin'in çok güzel asisti. Wickes 0. AS4 Krev 1. Evet. AS4 değerlendirdi bu sefer. Tam Wickes üstünlüğü aldı derken AS4 golü buldu. Bakalım ne olacak. Bence bu maç böyle bitmez artık. Ya 2-0'a gider ya 1-1'e gider. Wildcast'ten beklediğimiz kontra AS4'ten geldi. Wildcast aslında oyunda dengeyi bulmuştu. İyi de gidiyordu ama. Bir kontrayla işte bu ligde her şey değişebiliyor. Ahmet Hakan. Furkan. Orada kıran kırana bir mücadele artık. Oo, gelişi güzel, doldurulan bir top ama yine aldılar Timuçin'le. Bir vuruş direkten döndü. İnanılmaz bir şut geliyor ama. Ama direkler gole izin vermedi. Wildcast'te oyuncular şu an çok üzgünler bu pozisyonun kaçmasına. Zayıf. Varını yoğun ortaya koyuyor Wildcast artık. Bir orta. Efe. Efe çok dikkatli. Efe çok tecrübeli. Orada bir anlaşmazlık. O terse bir dikilen bir top. Uzaklaştırdılar. Karşılayabilecek mi Wickes? Yine aldı dönen topu. Artık kontra atak. Doldur boşata döndüler. Şimdi Furkan. Kanada oynayacak mı? Çekti topu. İyi bir pas. Zayıf. Zayıf. Arayı düşündü ama arkan dönük. O pas geçmez. Kaleci de çıktı. Artık son pozisyon. Etle yasası içinde. Doldurulan top. Sekti. Bir atak daha mı? Önünde mi kaldı? Neler oluyor? Seken top. Bir vuruş. İnanılmaz bir pozisyon. Kaleci kurtardı. İnanılmaz şeyler oluyor. Son pozisyon artık. Son korner. Hakem oynayını bitireceğim diyor. Kaleci aldı. Hakeme bakıyorum. Bomboş kale. Oynatmadı. AS4 1-0 kazanıyor. İnanılmaz maç oldu. Gerçekten son dakikaları nefes kesti bu maçın. Ne düşünüyorsun maç hakkında Ertunç? Maçı esnasında sen de söyledin. Crew kapandığı zaman çok iyi savunma yaptığını. Golü bulduktan sonra zaten galibiyeti korumak kaldı. Crew da bunu çok iyi bir şekilde yaptı. Ama son dakikada Wildcast'ın kaçan pozisyonu gerçekten sonucu belirledi. İnanılmazdı ya, inanılmaz. Tebrik edelim her iki takıma da gösterdikleri mücadele için.
Teşekkür edelim yayını izleyen herkese. Gerçekten öyle. Yayını, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Elitlerin Ligi. Pro Elitlik. Gerçekten çok büyük bir heyecanla her hafta yayınlarımıza devam ediyor. Haftaya yayınlarımıza heyecan dolu maçlarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın sayın seyirciler. Kendinize iyi bakın.